Evet, görmüş olduğunuz efendim altınımızı ilişki testinde kazanabilecek mi çiftimiz? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ara bakalım Burak, ilişki testimize başlayalım. Efendim? Aco, nasılsın hayatım? İyiyim hayatım, sen nasılsın? İyiyim ben de. Çok stres yaptım. Başarılar diliyorum. Seni öpüyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Yalnız telefonun kılıfı da üstüne uygun. Değil mi? Mor, paranın rengi. Burak merhaba, nasılsın? Sağ olun aslanım. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Ay ne güzel bir fotoğrafınız var telefonda da. Bayıldım size maşallah. Burada görüyor musunuz? Ay Burak'ın damatlığının fiyatı ne, bak onu sormadık. Kaçtı? 6 ya da 7. 6-7 bir şey olması lazım. Gelinliğin fiyatını sorduk mu kızlar? Evet, şimdi gelinliğin fiyatını da merak ettim bak. Burak'a soralım aslanım. On. Bakalım hatırlıyor mu? Şöyle. Hatırlıyorum aslanım. 13 bin liraya diktirmiştik özel kim yaptı. Aynen. Ya duruyor mu yoksa kiralık mıydı? Yok duruyor. Balkonda bazanın altına sığdıramadım. Bavulun içine koyduk, böyle sıkıştırdık. Peki ya, harikasınız. Evet tabii ki bunlar ilişki testinin soruları değil. Şimdi sorular geliyor. Ama önce kocaman bir alkış gelsin. Bu arada Aleyna aradı seni canım. Aleyna çıkaradan Adana gibi oldu. Çıkaradan Aleyna. Evet. Eşin Burak'ı tek kelimeyle tanımlayacak olsan Elif'ciğim, bu hangi kelime olurdu? A. Eğlenceli. B. Düşünceli. C. İnatçı. D. Ağırbaşlı. Eğlenceli. Eğlenceli. Peki o ne cevap verecek bakalım? O ağırbaşlı. Evet Burak'cığım. Kesinlikle eğlenceli demiştir aslanım. Doğru. Eşin Burak hangi durumda telefonunu açmaz? A. Oyun oynuyorsa, B. arkadaşlarıyla birlikteyse, C. araba kullanıyorsa, D. her zaman telefonumu açar. Her zaman telefonumu açar, sadece işle alakalı bir durum olduğu zaman meşgule atıyor, hani müsait değilse. Tamam, aynen bu cevabı kabul edeceğim. Evet Burak, ne cevap vermiş olabilir eşin? Her zaman telefonumu açar demiştir. Bravo! Evet, güzel gidiyorsun. Kayınvaliden Elçin'in doğum günü için evinde özel bir kutlama yaptı Elif ama seninkini hatırlamadı bile. Nasıl tepki verirsin bu durumda? Sessiz kalırım. Hiçbir şey söylemez. Üzülür hiçbir musun şey bir şey söyle? Yani şimdi aynı cevap vermeniz gerekiyor ya güzelim. Ya bir kere zaten kayınvalidem asla böyle bir şey yapmaz. Canım kayınvalidem, çok seviyorum buradan. O da öpücüklerimi göndereyim. Evet. Ama Burak da sesini çıkartmaz, hiçbir şey söylemezler. Sen? Benim hakkımda. Ben hayır, de sesimi çıkartmam. Sen hiç sesini çıkartmaz. Bir şey söylemem. Ay ne sessiz. Burak cevap lütfen. Unutmuştur demiştir Aslı Hanım. Ve fazla tepki vermez yani Elif. Doğru. Evet. Tepki vermez. Ay buldu sessiz kızı Burak var ya. Aman. Ha? O benim gönlümün bir tanesi aslında. Ay, maşallah, maşallah. Eşinle en son ne zaman güneşin doğuşunu izlediniz? Şıklar geliyor. A. Bu ay içinde. B. Birkaç yıl oldu. C. Hiç izlemedik. D. Benim güneşim eşim. Uyandığımda onu görünce güneşim doğmuş gibi oluyor. Bu biraz basit oldu. Evet, bu soru kolaydı. Ben cevap vermesem bile bizim olur değişik yani. Bizim güneşimizi izlemedik. Güneşin doğuşunu izlemesek de olur. Sinirlenmem, kızmam. Pamuk gibiyiz. Ne der? D. D şıkkı, evet. Anladım, peki. Bakalım buna Burak ne diyecek? Burak'cığım cevap lütfen. Son söylediğiniz şık. Eşim benim güneşim. Onu görünce güneşim doğmuş oldu demiştir. Hayır. Büyük ağzı. Peki Elif en çok neden nefret eder? A. Ağız şapırdatmak. B. Yüksek sesle konuşmak. C. Ayak ayak üstüne atmak. Hiçbiri. Ağız şapırdatmak. Hemen söyleyecek. Açın. Açtım. Cevap? Kesinlikle A demiştir. Altına imzamı atarım. Ağız şapırdatmak. Allah doğru. Evde temizlik yaptığın bir gün eşinin kabuklu kuru yemiş yemesine izin verir misin Elif? Ay şimdi. Ay bir kere. Kızar der. Kızar mı der?
kızım. Laf söyler der. Kızmam da. Lütfen hayatım, bunu temizlik yaptın. Yeme, düzgün ye. Yani normalde laf söyleyebilirim, evet. Laf söyler. Peki. Kızmaz hadi. Ama laf söyler. Dur. Cevap lütfen. Veririm demiştir. Ne veririm demiştir? İzin veririm. İzin veririm demiştir. Ya. Ya. Hep yemezler öyle. Alışmış. Temizlik bu. Damat. Temizlik kolay mı sanıyorsun sen? Ay. Kadının temizliği ne demek sen biliyor musun? Bir yanlış var değil mi Hüseyin? Evet, evet. Bir yanlış var aslanım. Şimdi bir yanlışınız var, biz böyle olunca iyi bir performans sergilediğiniz için gelinlerime dönüyorum. Hadi siz bir soru sorun. Bir şans daha verelim diyorum. Bakalım bilebilecekler mi? Seni bir sessize alalım, biz bir soru düşünelim. Tamam. Evet. Gelin Hanım'ın burcunu soralım bence. Yok abi. O çok basit. Mesela annenizle karınız aynı anda hasta olsa ve siz eşinizi bırakıp annesine gitse hastayken. Böyle ne bir soru aklımda kalmıştı. Yok, bir şey demem ona bilecek o zaman. Yine bir şey demem yani diyecek ama. Ucu açık. Evet, soru çok, çok güzel mi? Çocuğu görümcesine bırakıp. Ya da buldum. Salon avizesinde kaç tane ampul var? Adam elektrikçi bilir zaten bunu da. Yastı Hanım o da zor olur ya. Yani. Adam elektrikçi bulur bilir diye dedim işte. Ama hepsini toplu aldı aslında. Şey, o kadar toplu aldıysa daha çok eşiniz bilir. Eşiniz neyi affetsin? Diğer odalardakilerle. Zor olur çok. Kaç tane vardı bunda ampul? 14 tane galiba. 14 müydü? 2, 3, 4. Sayalım, say bakayım. 14. 12, 13, en başlarda 14. Var, 14. 2 tane de yanda bir şey söyleyeyim, içime doğan bilecek çocuk ya. Benim cadı kocam. Kendi taktı. Bilir diye düşünüyorum. 14 mü? 14. Bence de bilecek. Sessizlik. Damat Burak. Buyurun aslanım. Avizeniz böyle petekli metekli güzel bir avizeniz var. Evet. Bir dakika dur, hatta kal, geliyorum. Kaça almıştınız avizeyi? 4,5. Ya 4,5 ya 5. Ya, dur, ya, tamam. Onu da soracağım, dur şimdi dur. Damatçım. Buyurun aslanım. Avizeniz güzel, güle güle kullanın. Teşekkür ederim. Bizim sorumuz şu. Avizede kaç ampul var? 14. Ama bitmedi. Bir sorum daha var. Avizeyi kaça aldınız? Kaç para? 5000 liraya aldık onu. Vallahi billahi. Sonuna kadar hak ettiniz. Tebrik ediyorum hayatım. Güzel günlerde kullanın. Çok sağ olun aslında. Yani az altının vardı, bunu da yanına koyarsın. İyi günlerde kullan. Burak'cığım seni tanıdığımıza çok sevindik kardeşim. Evet, çok eşine veriyorum telefonu. Ve biz şimdi ne yapıyoruz hanımlar? Burak'cığım ne yapıyoruz biliyor musun? Şans Dili Hanım'la. Büyük ödülümüz 50.000 TL için. Gelinlerimiz Elif Gelin'e puan kullanacaklar. Şans dile. Teşekkür bütün ederim. Kalbimle eşimi destekliyorum. Ya, elini korkak alıştırmasınlar. Teşekkürler ediyoruz. Puanla